değerli izleyenler. Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Biz bu haftaki programımızda kadın hastalıklarından bahsedelim istedik. Ee, kadın e, hastalıkları özellikle kadınlarda rahim sarkması, idrar kaçırma ve rahim ağzı kanseri ve koruma yollarından bahsedeceğiz. Ee, bu haftaki konuğumuz Mustafa Kemal Üniversitesi e, Kadın Hastalıkları ve Doğum e, Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Ulvi olacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Merhabalar, hoş bulduk hocam öncelikle ekran başındaki izleyicilerimiz tanıyabilmesi için bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ben Profesör Doktor Ali Ulvi Hak verdi. Adana doğumluyum. 2004 yılı Ocak ayında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulması vesilesiyle geldim. 2004 yılında Ocak ayında kurucu başhekim olarak araştırma hastanesinin kurucu başhekimliğini 3 yıl süreyle yaptım. Hastanenin kurulmasında ve gelişmesinde bir miktar katkımız oldu. Şu anda tabii büyük yol aldı üniversite araştırma hastanemiz. Bizden sonraki arkadaşlar da bir bayrak yarışı tarzında çalışarak şu anda gelinen seviye 8 yıl gibi bir zaman içerisinde, 8-9 yıl gibi bir zaman içerisinde güzel bir seviyeye geldi. Ben 2005 yılında profesör oldum. Şu anda halen Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Kadın Hastalık ve Doğum Bölüm Başkanı olarak çalışmaktayım. Evet hocam başarınız devamını diliyoruz. Hocam bu bölümün başkanı olarak da özellikle bayanlardaki hastalıklarda mutlaka biraz çekinmeler olabiliyor. Hangi hastalıklarda kadın doğum porikinine başvuracaklarını bilemiyor olabiliyorlar. Bize bölümünüz hangi hastalıklara çağrı oluyor? Bundan bahsedebilir misiniz? Evet, doğumun dışında her şey diyebiliriz. Doğumhanemiz de yakında açılacak, iki ay gibi bir zaman içerisinde. En son Sayın Başhekim'imizle görüştükten sonra söylüyorum bunu. Öyle sanıyorum ki Nisan ayı gibi en geç, Nisan ayı gibi doğumhaneyi de devreye sokacağız ve doğum normal doğumları da yaptırmaya başlayacağız. Ama bunun dışında kadın hastalıkları ile ilgili her şeyi yapıyoruz. Sezeryanları yapıyoruz. Özellikle problemli sezeryan olguları bize daha çok geliyor diğer özel hastanelerden veya doğum evinden problem arz eden gebeliklerin sezeryanla doğumunu biz yaptırıyoruz. Çok az normal doğum yaptırıyoruz ama doğumhanemiz kurulmadığı için bu böyle. Ve Daha sonra iki ay gibi zaman sonra doğumhanemiz açıldığında normal doğum olaylarına da daha ağırlık vereceğiz. Şu anda bölümümüzde bölümümüzde kadın hastalıklarıyla ilgili olarak Rahim ameliyatları, rahim ameliyatlarının her türlüsü, açık ameliyatlar, kapalı ameliyatlar, laparoskopi ameliyatları dediğimiz, histeroskopi ameliyatları dediğimiz, kapalı ameliyat, halk dilinde bilinen, halk dilinde bilinen kansız ameliyat, kapalı ameliyat diye bilinen laparoskopi ve histeroskopi ameliyatlarını yapabilmekteyiz. Kısırlıkla ilgili tedavileri tüp bebek aşamasına kadar getirebilmekteyiz. Yalnız şu anda tüp bebek uygulaması henüz araştırma hastanemizde yapılmıyor. İnşallah ileriki tarihlerde de Sayın Rektörümüzün, Sayın Başhekimimizin de olumlu katkılarıyla bu da yapılabilecek hale gelecektir. Onun dışında kadın genital kanserleriyle ilgili, yumurtalık kanserleri, rahim kanserleri, rahim ağzı kanserleriyle ilgili e, tüm ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz. Ameliyattan sonra kemoterapi ihtiyacı duyulduğunda da ilgili e, medikal onkoloji birimimize gelen öğretim üyesi sayesinde de e, kemoterapiler gerçekleştirilebilmektedir. Şu anda, şu anda bunun dışında bir de son 6 yıldır biz aynı zamanda kadınlarda rahim sarkmasına yönelik ve rahim sarkmasının getirdiği idrar kesesi sarkmasıyla beraber olan idrar kaçırma problemleriyle beraber olan durumların da ameliyatlarını gayet güzel bir şekilde tüm dünyada en son teknolojiyi uygulayarak tedavilerini planlayabilmekteyiz. Evet, peki hocam şimdi bu bahsettiğiniz e, tedavilerden yola çıkarak ben size ilk sorumu sormak istiyorum. E, kadınlarda en çok hangi kanser görülüyor? Evet, e, kadınlarda öldürücülük anlamında, ölüme sebebiyet verme anlamında incelendiğinde öncelikle meme kanseri birinci sırada hala yerini koruyor maalesef. Giderek de artmakta meme kanseri her 11 kadından birinde meme kanseri olabilmekte. Bu çok büyük bir rakam. Bazı yayınlar 10 kadınla birinde denmekte. Bazılarında 9 kadında birinde denmekte. Değişik çalışmalar böyle söylüyor. Ama en iyi niyetle 11 kadında bir meme kanseri görülebilmekte. Bu sıkıntılı bir durum. Onun için kadınların meme muayenelerini kendi kendine yapmalarını öğrenmeleri gerekiyor. Meme ile ilgili ellerine gelen bir kitle olduğunda veya anormal meme başı çekilmeleri olduğunda veya meme başından kirli siyah veya kanlı akıntı olduğunda mutlaka doktorlara başvurması gerekiyor. Aynı zamanda, aynı zamanda e, diğer kanserler, tiroid kanserleri boğazla ilgili olan tiroid kanserleri, akciğer kanserleri kadınlarda gene daha sık oluyor, mide kanserleri daha sık oluyor, pankreas kanseri öldürücülükte gene önemli sıralarda oluyor daha sonra da bizim bölgemize ait olan rahim kanserleri, rahim ağzı kanserleri de, yumurtalık kanserleri de öldürücülükte ilerliyor giderek. Evet. Peki hocam bu genital e, kanserlerden özellikle rahim ağzı kanseri şu anda hangi sıklıkta görülmeye başladı? Evet. Ulusal politikamız, ulusal politikamız, e, rahim ağzı simir test dediğimiz, rahim ağzı kanseri tarama testi dediğimiz testler sayesinde ve bunun da yaygınlaştırılmasıyla beraber e, gerçekten büyük mücadeleler e, verildi ulusal anlamda e, tarama programları eşliğinde ve e, bu kanser hakkında bilgilendirme, halkın bilgilendirilmesi de paralel götürüldü. Ve simir test dediğimiz yılda bir yapılması, en geç iki yılda bir yapılmasını öngördüğümüz simir testler de yaygınlaştırıldı. Hemen hemen her şehirde, her ilçede artık yapılabilir, uygulanabilir hale geldi. Doğrusu ne? Simir test yaptırmak gerekiyor. Özellikle 23 yaşına kadar... 23 yaşından itibaren mutlaka simir teste başlamak lazım. Veya evlendikten itibaren evlendikten itibaren 3. yıldan itibaren mutlaka simir test taramaları yılda bir yapılması lazım. Simir test taramaları yılda bir yapıldığı 3 kez negatif geldiyse, temiz geldiyse artık bu yılda bir değil 2 yılda bir veya 3 yılda bir yapılabilir. Ama öncelikle ilk başlangıçta yılda bir yapmak lazım. En az 3 yıl peş peşe ray mağazı simir testini yapmamız gerekiyor. Öldürücülükte dediğimiz gibi rahim ağzı kanserleri 7. ile 9. sırada yer almaktadır kadınların ölümüne neden olma açısından. Evet. Peki hocam ülkemizde ve dünyada bu sıklık nasıl? Evet şöyle söyleyebiliriz. Dünyada her 2 dakikada bir bir kadın ölmekte rahim ağzı kanserinden. Bu kadar bir dram var karşımızda. Yani tüm dünyayı ele aldığımızda 529 bin kadın yılda ölmekte. 529 bin kadın tüm dünyada rahim ağzı kanserinden ölmek, yeni vaka bulunmakta ve bu olguların yarısı da yani 274 bin kadın ise kaybedilmekte. Demek ki bir yıl içerisinde tüm dünyada 529 bin olgu tespit ediliyor ve bunların yarısı da bir yılda ölüyor. Yani 274 bin kadın ölüyor bir yıl içerisinde. Biraz önce bir yanlış ifade kullandım. Demek ki tüm dünyada bir yılda 274 bin kadın ölmekte. Kısaca her iki dakikada bir tüm dünyada rahim ağzı kanserinden kadın ölmekte. Ülkemize geldiğimizde durum nedir? Ülkemize geldiğimizde de 1443 olgu her yıl tespit edilmekte. Yani bir yıl içerisinde 1444 olgu yeni hasta teşhis edilmekte ve bir yıl içerisinde de ülkemizde yaklaşık olarak 500 civarında kadın ölebilmektedir. Bu oldukça yüksek bir rakam ama ulusal politikamız, Sağlık Bakanlığımızın tarama testini yaygınlaştırma çabaları sayesinde bununla iyi bir şekilde mücadele edilmekte. Daha sonra da değineceğiniz gibi aşılar gündeme gelecektir. Bunlar sayesinde bu mücadele hızla devam etmekte. Amaç kadınları rahim ağzı kanseri olmadan yakalamak ve tedavi etmek. Veya olmasını engellemek. Evet. Peki hocam sıklıkta bu kadar fazlayken kadınlar neden rahim ağzı kanseri oluyor? Evet, rahim ağzı kanserine neler neden oluyor? Evet. Neler neden oluyor? Özellikle sosyoekonomik düşkünlük ve bunun altında yatan eğitim. E, eksikliğinden kaynaklanabilir. E, bu konuda e, halkımızın bilginç, bilinçlendirilmesiyle beraber yılda bir doktora gitmesini sağlamakla beraber bununla mücadele edebiliriz. Onun dışında cinsel yolla bulaşan hastalıklar gerçekten çok önemli. Bu konuyu biraz açacağız biraz sonra. Aynı zamanda erken yaşta evlilikler yine çok önemli. erken yaşta cinsel ilişki diyelim daha doğrusu erken yaşta cinsel ilişki de çok önemli. Sigara kullanımı önemli. Çok sık doğum yapmak çok önemli yine bunlar içerisinde. Ve yıllık kontrole gelememek gene çok önemli. Beslenme alışkanlığı, folik asit ve B vitamininden, beta eksik beslenme. Ee, yani bol sebze, meyve yemek gerekiyor. Balık yemek lazım haftada iki defa. Bu tip ve tüm kanserlerden korunmak anlamında. Bu konuyu biraz açacak olursak. Erken yaşta cinsel yaşam. Erken yaşta yani 20 yaşından önce cinselliği yaşamış olması rahim ağzı kanserine tutulmayı sıklığını artırabilmekte. Neden oluyor peki? Çünkü 20 yaşından önce rahim ağzını döşeyen hücreler daha tam biyolojik olgunluğunu tamamlamadığından dolayı cinsel ilişki ile beraber ve beraberinde enfeksiyon ajanlarının taşınmasıyla beraber bu daha olgunlaşmasını tamamlamayan hücreler enfeksiyona hemen kapılıyorlar ve sonuçta da böyle enfeksiyonlar daha olgunlaşmamış rahim ağzı hücrelerinde kansere neden olabilmekte. O nedenle de biz 20 yaşından önce cinselliği pek tavsiye etmiyoruz. Bunun dışında sık doğumlar, sık doğum ne demek? Rahmin ağzının devamlı zararlanması demektir evet. sık doğumlar. 5 ve üzerindeki kadınlarla 5 doğumun altındaki kadınlar mukayese edildiğinde 5'ten fazla, 5 ve üzeri olan doğumlarda rahim ağzı kanserine yakalanma riski biraz daha yükselmekte. Aynı zamanda cinsel yolla geçen hastalıklar, özellikle herpes virüs, HPV virüs, AIDS virüsü, klamidya enfeksiyonları, mikoplazma enfeksiyonları dediğimiz değişik enfeksiyonlar cinsel yolla geçen hastalıklar grubundadır. Bunlar da aynı şekilde rahim ağzı kanserine neden olabilmekte. Peki neden bu enfeksiyonlar oluyor? Özellikle kadınların sık eş değiştirmesi veya erkeğin sık eş değiştirmesinden kaynaklanır. Erkek sık eş değiştiriyorsa diğer, diğer insanlardan aldığı enfeksiyonu eşini taşımış olabilir. Veya tersi de olabilir. Kadın için de bu söz konusu olabilir. Ee, en doğrusu e, tek eşlilik yani monogami yaşamını ta tavsiye etmemizde e, büyük fayda var. Evet hocam. Peki hocam bu saydığınız virüsler içerisinde bizim de en çok duyduğumuz HPV virüsü. Bu virüs nedir ve nasıl ağzı kanserine yol açıyor hocam? Evet. HPV yani açılımını yapacak olursak HUMUN papilloma virüs dediğimiz bir virüstür bu. Ee, çok yıllardan yıllar önce biliyorduk biz bunun kansere neden olduğunu. Ee, ama son zamanlarda iyice yoğunlaşıldı bu virüs üzerine son 10 yıl içerisinde. Gerçekten de e, kanserli, rahim ağzı kanseri olmuş kadınlar geriye dönük incelendiğinde %90'ında bu virüs görülmüş kadınların. Ee, ilk dikkatimiz böyle çekildi. Daha sonra da yoğunlaşıldı bu konuyla ilgili olarak. Özellikle HPV virüs... Özellikle de erken cinsel yaşamla beraber daha savunması iyi olmayan e, genç kızlar cinsel yaşama dahil oldukları vakit e, bu virüsü kaptıklarında bu virüsü kaptıklarında bu virüs kendi DNA'sını kendi DNA'sını hücrenin normal hücrenin rahim ağzı hücresinin DNA'sına kopya edebilmekte ve orada üreyip kansere neden olabilmekte. Yaklaşık 200'den fazla çeşidi var bunun tip 1'den tip 200'e kadar çeşidi olabilmekte. Bir kadın düşünün. Her bir kadın hayatı boyunca %80 ihtimalle bu virüsü alabilmekte. Bu virüsü alıyor ama kadın, özellikle 30 yaşın altındaki kadınlar bu virüsü vücudundan atabiliyorlar, temizleyebiliyorlar. O nedenle hemen panik yapmamak gerekiyor. İşte bende HPV oldu, ne olacağım? Kanser mi olacağım diye bazen panikle geliyor hastalarımız. Bunu böyle düşünmemek lazım. Özellikle 30 yaşın altındaki HPV kapmış kadınların şu iyi bilinmelidir ki büyük oranda vücutlarından bu virüs temizlenebilmektedir. Yeter ki kontrol altında, doktor takibi altında olsunlar. Bu nedenle HPV ile karşılaşmış bir kadının kanser olma ihtimali nedir diye soracak olursak HPV virüsüyle karşılaşmış bir kadının rahim ağzı kanseri olma ihtimali %10'un da altındadır. Önemli olan takip edilmesidir hastanın. HPV varsa doktor takibine 6 ayda bir, en geç yılda bir gitmesi gerekiyor. Doktor rahim ağzını muayene etmeli. Gerekirse büyüteçle incelemeli. Kolposkopi dediğimiz hı hı. ve simir testle onu takip etmelidir. Bunu sağlamamız gerekiyor. Peki hocam bu virüs vücutta nasıl belirtiler yaratıyor? Yani bayanlar bu virüsün kendilerini bulaştıklarını nasıl anlayabiliyorlar? Evet. Bu virüs özellikle... E, sihir dediğimiz lezyonlara da neden olabilmekte daha çok sihir nedeniyle geliyor hastalar bize e, genital sihirler et beni gibi sihirler oluşuyor vajen girişinde etrafında daha çok bununla geliyor e, genital sihir gelebilir kötü kokulu akıntıyla gelebilir özellikle pembemsi et suyu renginde akıntıyla gelebilir veya eşle beraber olmakta ağrı veya beraber olurken leke şeklinde kanamalar oluyorsa bu şikayetle gelebilir. Çok özel bir şikayet olmaksızın da ortaya çıkabilir. Ama kadınlarımız eğer bir genital sihirleri varsa, eğer ağrılı cinsel ilişki ve cinsel ilişkiyi takiben lekelenme şeklinde kanamaları oluyorsa mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor. Bunlar olmasa dahi her kadının yılda bir defa bir jinekolojik kontrolden, en geç iki yılda bir jinekolojik kontrolden geçmesi ve simir test aldırmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet özellikle bu belirtiler ekran başındaki bayan izleyicimizin çok önemli. Mutlaka böyle bir belirti olduğunda eğer 30 yaşın gençse mutlaka bir doktora gidip tedavi olması erken tanı çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Erken tanıda bulunduğumuzda hı hı. E, rahmini almadan rahim ağzındaki o HPV kapmış olan yaralanma olan bölgeleri temizleyerek rahime zarar vermeyerek hı hı. ileride de çocuk yapma ihtimalini düşürmeden hı hı. E, tedavisi yapılabilmekte. Hem basit bir tedavi hem ucuz bir tedavi hı hı. hem de organ kaybına neden olmayan bir tedavi hem de ileriye hayatında. Çocuk olma durumunu e, olumsuz etkilememektedir. Erken yakalanmış olgular. O nedenle tarama programlarına katılmaları, yılda bir veya iki yılda bir e, muayeneye gelmeleri çok önemli kadınlar. Evet doğru. Ee, peki hocam bir şey soracağız. Bu rahim ağzı kanseri olmamak için bayanların yaşantısında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Evet, öncelikle biraz önce söylediğimiz gibi tek eşli yaşam, bu çok önemli kadın için de erkek için de önemli. Çünkü cinsel yolla geçen hastalıkların önemini biraz önce arz etmiştim. Monogami yaşam dediğimiz tek eşlik yaşamla cinsel yolla bulaşan hastalıkların bertaraf etmek gerekiyor. Bunun dışında erken yaşta evlilikler, ülkemizin kanayan yarası belki de basından takip ediyoruz, televizyonlardan görüyoruz özellikle 20 yaş öncesi cinsel yaşamı tavsiye etmiyoruz. Biraz önce söylediğimiz gerekçeden dolayı çünkü 20 yaşından önce daha olgunluğunu tamamlamamış, biyolojik olgunluğunu tamamlamamış rahim hücreleri enfeksiyona karşı dirençsizdir. Gelen enfeksiyon ajanları rahim ağzındaki hücrelere zarar uğratarak kansere neden olabilirler. O nedenle erken yaş, 20 yaş aldı cinsel yaşamı tavsiye etmiyoruz. Doğumlar sık doğumlar bunu da tavsiye etmiyoruz. Sık doğum demek sık rahim ağzının yaralanması, zararlanması demektir. 5 ve üzerindeki doğumlarda eee rahim ağzı zararlanması çok fazla olduğundan bunlarda da eee rahim ağzı kanserine yakalanma riski biraz daha artabilmektedir. Evet, Sigara kullanımı de. yine aynı şekilde. Sigara kullanımı da rahim ağzı kanserine etkilerden birisi diyebiliriz. Diyet çok önemli. Hı. Diyette sebze ağırlıklı, yeşil yapraklı ağırlıklı gıdalarla beslenmek, meyve tüketimi ve sebze tüketimini arttırmak, balık tüketimini arttırmak, haftada iki kez balık tüketmek gerektiğine inanıyoruz. Bu sadece rahim ağzı kanserini önlemek adına değil, tüm insan organizmasındaki kanserleri de önlemek adına iyi bir diyet alışkanlığı olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hocam tek eşlilikten bahsettiniz. Bayanlara çok büyük görev düştüğü kadar erkeklere de çok büyük görev düşüyor bu kansere yakalanmamak için. Evet. Peki hocam bu rahim ağzı kanserinde veya işte bu virüslerde aşılar yapılmalı mı? Siz e, e, peki aşıları öneriyor musunuz? Aşılar bizi koruyor mu? Aşılar yaklaşık 10 yıldır ülke gündemimize geldi, dünya gündemine geldi. Dünyada ne oluyorsa ülkemizde de aynı anda biz bunları takip edebiliyoruz ve uygulamaya geçebiliyoruz. E, aşılar çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi kanserli hastaları e, geriye dönük incelediğimizde kanserli dokularda bu HPV dediğimiz virüse %90 oranda rastlanmış. O nedenle HPV ile ilgili aşılar son 10 yılda dünyada üretilmeye başlandı. Büyük e, milyonlarca insanlar aşılandı, büyük oranda insanlar aşılandı. Tüm dünyada 630 milyon HPV kapmış insan var. 630 milyon insan var yani her 30 dakikada bir bir HPV ile karşılaşma durumu oluyor tüm dünyada e, büyük bir rakam bu O nedenle de e, bu aşılama programını artık e, dünyadaki Tıp camiasındaki insanlar çok önemsedi ülkemizde de aynı paralelde önemsenmekte ve e, kadınlarımıza genç kızlarımıza bu aşı e, programına katılmalarını e, sağlamaya çalışıyoruz davet ediyoruz Aşı aslında nedir? E, zayıflatılmış virüsten oluşan bir e, programdır, aşılama programıdır. Koldan yapılan bir uygulamadır. E, i̇ki tipi vardır aşının, 4 değerlikli ve iki değerlikli tipleri vardır. 2 değerlikli olan e, tip 16 ve 18 dediğimiz e, tiplere karşı bağışıklık sağlar. 0. E, ay, 1. ay ve 6. ay yani 3 doz yeterli olabilmekte. 0. ay yani ilk yapıldığı ay, 1 ay sonra bir de 6 ay sonra yapılabilmekte. Dört değerlikli aşı dediğimiz ise bunu daha da çok tavsiye ediyoruz biz. Dört değerlikli aşı ise sıfırınca ay yani yapıldığı ay, iki ay sonra ve bir de altıncı ayda yapılan aşılardır. Bunları da gerçekten çok önemli uygulamalardır. Koldan yapılan, basit, yan etkisi hemen hemen hiç olmayan ürünlerdir bunlar. Ve kadını kanserlere karşı yüzde yetmiş oranında koruyabilmektedirler. Evet. Bu Peki çok önemli bir rakam. dediğim gibi 3 doz halinde Hı. yapılıyor. İlk uygulama evet. ikinci ay, 6. ay. Yani bu paketler hani bu toplam dozlar bittikten sonra i, bir bir süre sonra birkaç yıl sonra tekrarlamak gerekiyor mu Rapel Peki, evet, e rapel dediğimiz hı. durum yani 5 yıl sonra bir daha yapalım mı, 10 yıl sonra bir daha yapalım mı? Şu anda bununla ilgili yeterli kanıt yok. 3 evet. doz yeterli olabilmekte insan ömrü boyunca ama o konuda da çalışmalar devam etmekte. 5 yıl sonra tekrarlayalım mı, 10 yıl sonra tekrarlayalım mı? Erkeklere de yapalım mı gibi hı. tartışmalar var. E, şu anda daha rutin uygulamada erkeklere yapalım diye bir düşün oluşmadı henüz. 5 e, yıl sonra 10 yıl sonra ikinci dozu yapalım mı diye bir daha kesin bir karar verilmedi. Hı hı. E, ama aşı yaptırmak çok önemli. Özellikle bizim hedef grubumuz genç kızlarımız. 9 evet. ile 26 yaş grubu genç kızlarımıza, 9 ile 26 yaş grubu genç kızlarımıza bu aşı programına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Peki sadece bu kadar mı? 26 yaşından sonra yapalım mı? Elbette ikinci hedef grupta onlardır. İkinci hedef grup ülkeler nasıl karar verir? Ülkeler vatandaşını beklenen ömre göre karar verirler. Yani 9 ile 26 yaş grubu benim öncelikli grubumdur. Çünkü 9 ile 26 yaş grubundaki insanların beklenen ömrü 50 yıldır. Hı hı. O nedenle o insanlar önce sağlıkta tutmam gerekiyor. O nedenle de bunları öncelikle aşılamam gerekiyor. Devlet politikaları hep böyledir tüm dünyada. O nedenle de bizim de e, ulusal kararımız e, 9 26 yaş grubu genç bayanların aşı programına mutlak dahil edilmesidir. E, 26 yaşından 45 yaşına kadar olan ikinci hedef grubu da tabii ki aşılanabilir. E, aşıda bir sıkıntımız var yalnız. Bu da şu. E, şu anda daha... E, SGK aşıyı ücretini ödemiyor. 150-250 lira civarında bir rakam her bir dozu. Yani toplam maliyeti 500 lirayla 750 lira arası 3 doz için söylüyorum. 500 lirayla 750 lira arasında tutuyor bu toplam dozun maliyeti. İnsanlar bundan dolayı bu aşıları yaptırmakta biraz güçlük çekebiliyorlar. Ee, ama ben öğrendiğim kadarıyla en son katıldığım toplantıda Sağlık Bakanlığı e, Kanser Araştırma Merkezi'nden e, müdür de gelmişti. Onunla bu konuyu konuştuğumuzda Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmasının e, olduğunu, e, bu aşıyı direkt ithal ederek diğer difteri, tetanoz, boğmacı aşıları gibi sağlık ocağında ücretsiz halka e, verileceğine e, ilişkin çalışmalar aşamasında olduklarını öğrendim. Çok sevindim, çok sevindim. Bu gerçekten bizim insanlarımızı sağlıkta tutmamız gereken bir durum. O nedenle bakanlığın bu konuda çalışmaları olması sevindirici. Ekonomik olarak düşkün durumda olan insanlar bu aşıyı yaptıramamakta. Biz tavsiye ediyoruz ama 750 lira büyük bir rakam olabiliyor insanlar için. Artı tabi her bir aşı dozu 150 lira, 200 lira ama bunu devlet milyonlarca adet aldığında bu belki 3 liraya, 5 liraya alınacaktır. O nedenle insanların da gereksiz para kaybının da önüne geçilmiş olacağını düşünüyorum. Evet inşallah bu uygulamayla hocam bayanlarımızın ve genç kızlarımızın da bir an önce aşılanmasını sağlayarak rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuğu arttırmış olacağız diye düşünüyoruz. En büyük hedeflerimizin biri bu olmalı. Peki hocam bu aşılar genital seyirlere karşı koruyorlar mı? Evet güzel bir soru. Ee, biraz önce söylediğim gibi genital sihirler daha çok e, genç yaş grubu 30 yaş e, ve 6 grupta daha çok rastladığımız bir olaydır. Tip 6 ve 11 dediğimiz de, biraz önce söylediğimiz gibi HPV'nin 200'e yakın tipi var demiştik. E, bu tiplerden 6 ve 11 nolu tipler genital sihirlere kondiloma akumulata dediğimiz genital sihirlere neden olabilmekte. E, özellikle 4 değerlikli aşıda bu Bunlar var. 4 değerlikli dediğimiz 4 tipe karşıdır. Yani tip 6, tip 11, tip 16, tip 18'e karşı aşılandığı takdirde genital sihirlere karşı %90 oranında koruyacaktır kadını. Kansere karşı da %70 oranında koruyacaktır kadını. Evet peki hocam özellikle bayanlar gebelik döneminde veya emzirme döneminde de bu aşıyı yine yaptırabilirler mi? Evet gebelik döneminde tavsiye edilmiyor. Emzirme döneminde de e, zararlı etkisi olduğu daha kanıtlanmamış bilinmiyor. Ama tüm dünyada yaklaşık 500 bine yakın bir rakamdan bahsediliyor. 500 bine yakın kadına Gebelik varken fark edilmeden e, bu aşı yapılmış. Onun sonuçları incelendi. Onun sonuçlarında da e, bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin oluşmadığı görüldü. Hı hı. Yine emziren kadınlara da e, yanlışlıkla diyelim e, yapılan olgularda da e, yine zararlı bir etkisi görülmedi. Ama yine de temkinli yaklaşmak gerekiyor. Gebelere tavsiye etmemekte fayda olduğuna inanıyorum. Evet. Gebelik sonrası programı almak gerekiyor bunları. Peki hocam genital seyirleri olan bir bayan veya kansere sahip olan bir bayan var. Aşı yapmak bunların tedavisinde etkili oluyor mu? E, aşıyı hiç unutmayalım. Aşının çıkış mantığı kişiyi hastalığa karşı hasta olmadan önce korumaktır. Aşı budur. Bu her hastalık için geçerlidir. E, aşının anlamı demek ki sağlıklı insanı ileride oluşabilecek hastalığa karşı koruma mantığıdır. O nedenle mevcut hastalığı tedavi etmek maksadıyla aşı yapılmaz. Bu HPV aşısı için de söz konusudur. Aşı sadece olması ihtimali dahilinde olan insanları bu hastalıktan korumak için aşıyı yaparız. Yani özetle soruya cevap verecek olursak aşı mevcut kondilomu, veya siili veya mevcut kanseri tedavi edici etkisi yoktur aşının. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi 200'e yakın tipi var. Kondilom tip 6 ile gerçekleşti. Hı hı. Ama 11'e karşı koruması gerekiyor, bir daha olmasın diye. O nedenle böyle olguları koruyuculuk etkisi, ileriki yaşamlarında tekrarlamaları engelleyici etkisi hı hı. yönünden aşı yapmayı tavsiye ediyoruz. Evet. Kondilom geçirdi aşı yapmamızda fayda var. Neden? Tip 6'ya karşı tip 6 kondilom yaptıysa diğer tiplere karşı kadını korumuş oluruz. O nedenle korumak maksatlı, başka tiplere karşı korumak maksatlı bu aşıları uygulayabiliriz. Ama rahim ağzı kanserini tedavi edeceğim diye aşı yapmak doğru değildir. O zaman biz buradaki ekran başındaki izleyicilerimiz için de en güzel mesaj mutlaka bir e, hastalık yaşamadan önce, sihirleri olmadan önce bu virüsü almadan önce mutlaka kendinizi aşılatın diyoruz. En güzel söz bu. Evet. E, mutlaka ve mutlaka sözümüz yanlış anlaşılmasın. Hı -hı. Kanser tedavi edici değildir. Yani kans, e, aşı Hı -hı. pardon aşı kanseri tedavi etmez veya siyili tedavi etmez. Olmasını engeller. Evet. O nedenle sihir olmadan, kanser olmadan önce sağlıklıyken bu aşıları yaptırıp ileride karşılaşıldığı zaman bu virüslerle direnç olup hastalık yapmasını engellemek maksadıyla kanser olmasını veya sihir olmasını engellemek maksadıyla aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Evet. Peki hocam sizin rahim ağzı kanseri ile ilgili e, dinleyen bayan izleyicilerimiz için son bir sözünüz, mesajınız var mı? Evet. Mesaj olarak şunu söyleyebilirim e, bayanlara, genç bayanlara ve orta ve ileri yaşlı bayanlara. Öncelikle ve öncelikle erken yaşta cinsel ilişkiden kaçınmak gerektiğini, 20 yaştan önce cinsel ilişkiden kaçınmak gerektiğini, sık doğumlar, 5 ve üzeri doğumlar olmaması gerektiğini, rahmin ağzının e, yaralanmasından kaynaklanan e, kansere yatkınlıklar söz konusu oluyor sık eş değiştirmenin kadın ve erkek için olmaması gerektiğini tek eşli yaşamı tavsiye ediyoruz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da biliyoruz ki rahim ağzı kanserine neden olabilmekte. Özellikle bir de beslenme yönünden dikkat etmeleri gerekiyor. Bol sebze, sebze yemekleri, yeşil salata ve balık tüketmelerini istiyoruz. Ve hepsinden de önemlisi yılda bir veya iki yılda bir en geç jinekolojik kontrolden simir test dediğimiz rahim ağzı akıntı testi yapılmasını, simü test yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşılar mutlak olmalı. Birinci hedef grubumuz 9 ile 26 yaş arası bayanlarımızı mutlaka aşılamamız gerektiğine inanıyoruz. Evet evet hocam biz programımızın bu bölümünde rahim ağzı kanserinden, aşılardan ve sihirlerden bahsettik. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra da yine idrar kaçırma ve rahim sarkması konularından bahsedeceğiz. Evet sayın seyirciler reklamlardan sonra yine birlikteyiz.